Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf Ara Yayınları Atölyem kitabında olasılık uygulamaları konusuyla dersimize devam ediyoruz. İnceleyelim arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığı, olayın çıktı sayısı bölü tüm olası durumların sayısı olarak hesaplanır arkadaşlar. Ben buna kısaca olasılık arkadaşlar. İstenilen durum sayısı yani bölü tüm durumlar diyorum arkadaşlar. Tüm durumlar. Bunu da i bölü t diye de kısaltıyorum. Yani istenilen bölü tüm durumlar diyeceğiz. Bir olayın olma olasılığı 5'te 1 ise arkadaşlar, olmama olasılığı 4 bölü 5'tir. Neden arkadaşlar? Çünkü olayın olma olasılığı ve olmama olasılığının toplamı arkadaşlar 1 olmalıdır. Öyle düşünüyoruz. Çünkü 1 neydi bizim için olasılık değerlerinde? Kesin durumdu. Olmasıyla olmaması arkadaşlar toplarsam 1 olacak diyorum. Evet. Hemen birinci etkinliğime bakıyorum. Bir torbada bulunan aynı büyüklükteki 4 mavi, 5 kırmızı ve 6 yeşil toptan çekilen bir topun mavi olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle hemen olasılık eşittir i bölü t diyorum arkadaşlar. Yani istenilen bölü tüm durumlar. Evet, i ne arkadaşlar? İstediğim durumlar neler? Ben ne istiyorum arkadaşlar? Mavi istiyorum. Mavinin sayısı kaç? Baktığımız zaman 4 tane mavi var. 4. Tüm durumlar arkadaşlar 4 tane mavi var. Artı 5 tane kırmızı var. Artı 6 tane yeşil var. Toplarsam 15 tane top var arkadaşlar. 15 tane top var. O halde 4 bölü 15 şeklinde yazıyorum. Olasılık değeri arkadaşlar 4 bölü 15'tir. İkinci soruya bakıyorum. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının en az 4 olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi gelebilecek sayılara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane durum vardı arkadaşlar. Gelebilecek sayılar yani tüm durumlar 6 tanedir. Ne istiyoruz arkadaşlar? En az 4 olsun. Yani 4'ten büyük sayılar. 4 ve 4'ten büyük sayılar. Yani 4, 5, 6 gelsin istiyorum arkadaşlar. Bu da 3 tanedir. O halde olasılık istenilen arkadaşlar 3. Tüm durumlar 6. İ bölü t diye söyledik arkadaşlar. Bunu da sadeleştirecek olursam 1 bölü 2 olur diyoruz. Üçüncü soruya bakıyorum. Bütün rakamlar aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bütün rakamları yazalım. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunları bir torbaya atıyoruz. Bunlar kaç tane arkadaşlar? Tüm durumlar 10 tane. Peki ne istiyoruz arkadaşlar? Ne gelsin istiyorum? Tek rakamlar gelsin. Yani 1, 3, 5, 7 ve 9 gelsin. İstenilen durum arkadaşlar 5 tane. Olasılık diyorum arkadaşlar. İstenilen bölü tüm durumlar diye formüle etmiştim. İstenilen durum 5 tane. Tüm durumlar 10 tane arkadaşlar. 5 bölü 10'dur. Bu da 1 bölü 2 olur diyoruz. Sadeleştirmiş halim. Evet, dördüncü soruya bakıyorum. 10'dan 20'ye kadar 20 dahil olan doğal sayılar aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının 5'in katı olma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle torbaya atacağım sayıları yazıyorum arkadaşlar. 10 dahil, 20 de dahil arkadaşlar. 10'dan 20'ye dediği zaman arkadaşlar zaten bunlar dahil olur. 10 ile 20 arasında deseydi dahil olmazdı. Evet, atacağım kartlar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 arkadaşlar. Bunlar tüm durumlardır. Ve bunları saydığım zaman arkadaşlar bakın kaç tane var? 11 tane var. Peki. Ne istiyorum arkadaşlar? 5'in katı olan sayılar. Bu sayılar arasındaki 5'in katı olan sayılar. 5'in katı olan sayılar. On beş ve 20'dir arkadaşlar. Bunlar da 3 tanedir. O halde arkadaşlar olasılık eşittir. İstenilen bölü tüm durumlar demiştim. İ bölü T diye yazdım arkadaşlar. İstenilen arkadaşlar 3 tane. Tüm durumlar 11 tane. Olasılık değerimiz de 3 bölü 11 oldu. 5. soruma bakıyorum. Bir sınıfta 15 erkek, 5 kız öğrenci vardır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olmama olasılığı yüzde kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar kız olmama olasılığı demek erkek olsun demek arkadaşlar. O zaman neyi biliyoruz? Erkek olma olasılığını biliyoruz arkadaşlar. Erkek olma olasılığını bulacağız arkadaşlar. Şimdi tüm durumlar arkadaşlar yani toplam kaç öğrencimiz var? 15 erkek 5 tane kız var arkadaşlar. 15 artı 5'ten 20 öğrencimiz var. Olasılık eşittir diyorum arkadaşlar. İstenilen bölü tüm durumlardı. Tüm durumların 20 olduğunu bulduk arkadaşlar. İstenilen arkadaşlar ne oldu şimdi? Erkek olan. Erkek kaç tane? 15 tane. 15 bölü 20 yüzde kaçtır diye düşünüyorum. Paydayı 100 yapmak için 5 ile genişletiyoruz. Yüzde 15 ile 5'i çarparsam arkadaşlar 75'tir. Bunu da %75 olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. 6. soruma bakıyorum. Bir rafta aynı büyüklükte 4 kırmızı, 5 mavi ve 6 yeşil bardak vardır. Buna göre rastgele seçilen bir bardağın kırmızı ve mavi olmama olasılığı arkadaşlar. Kırmızı ve mavi olmama demek arkadaşlar yeşil olsun demek. Yani ben ne arıyorum? Yeşil olmasını istiyorum arkadaşlar. Yeşil olmalı diyelim veya. Evet. Şimdi arkadaşlar olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durumlardı. Arkadaşlar tüm bardaklarımız sayısı ne? 4 artı 5 artı 6 15 tane bardağım var. O zaman tüm durumlar 15 tane. İstenilen arkadaşlar yeşil olması. Yeşil arkadaşlar kaç tane bakın? 6 tane yeşil var diyordu. 6 bölü 15'tir. Bunu sadeleştirirsek 2 bölü 5 olur diyoruz. 7. soruya bakıyorum. Aynı büyüklükte 3 kırmızı, 5 yeşil ve 4 beyaz topun bulunduğu bir torbadan çekilen bilyenin yeşil olma olasılığı kırmızı olma olasılığından ne kadar fazladır diyor. Soruyor. Arkadaşlar öncelikle toplam top sayısına bakalım. Toplam toplar arkadaşlar 3 tane kırmızı, 5 tane yeşil, 4 tane beyaz var. Toplarsam 12 top var. 12 toplar. Ne istiyor arkadaşlar? Yeşil olma olasılığı kırmızı olma olasılığından ne kadar fazladır diyor. O halde yeşil olma olasılığını bulalım. Yeşil olma olasılığı diyelim. İstenilen bölü tüm durumlar diye söylemiştim. Tüm durumlar arkadaşlar 12 idi. Evet yeşil ne kadar arkadaşlar? Bakın burada 5. 12'de 5 yeşil olma olasılığı. Kırmızı olması arkadaşlar. Kırmızı olma olasılığı. Yine i bölü t diyorum. İstenilen bölü tüm durumlar diye söylüyorum. Tüm durumlar 12 taneydi. Kırmızı arkadaşlar 3 tane. Bunu sadeleştirmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü 5 bölü 12'ye 3 bölü 12'den ne kadar fazladır diye sordu. Şimdi biz bu işlemi yapacak olursak gençler. 5 bölü 12 eksi 3 bölü 12. 2 bölü 12 fazladır. Sadeleştirirsem 1 bölü 6'dır diyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabını. 8. soruya bakıyorum. 1'den 9'a kadar olan doğal sayılar aynı büyüklükteki kartlara yazılıyor. Rastgele seçilen kartın üzerinde yazan sayının tek olma olasılığı
çift olma olasılığından ne kadar fazladır diye soruyor. Evet, yazılacak sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 arkadaşlar. Bunlar kaç tane? 9 tane. Şimdi tek sayılar arkadaşlar, tek sayılar için tek olması için oranı kuralım arkadaşlar. Tek olması diyelim. Bir de çift olmasına bakıyorum. Tek sayılar arkadaşlar bakın. 1, 3, 5, 7 ve 9 tane 5 tanedir. O halde 5/9 tek olma olasılığıdır. Çift olması arkadaşlar geriye 4 tane sayımız kaldı. Bu da 4/9'dur. Ne kadar fazladır dedi arkadaşlar. 5/9'dan 4/9'u çıkartırsak arkadaşlar 1/9 fazladır deriz. Evet, 9. soruma bakıyorum. Yandaki gibi eş karelerden oluşan zemine inecek bir helikopterin boyalı zemine inme olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorularda önce toplam kare sayıma bakıyorum. Toplam kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 6'dan arkadaşlar toplam kare sayısı 36. Boyalı kare arkadaşlar, yani istediğim yeri buluyorum. Boyalı kare sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 4 de burada var. 20 arkadaşlar. Evet. Ne arkadaşlar olasılığımız? Olasılık eşittir diyorum. İstenilen böyle tüm durumlarda istediğim arkadaşlar 20'ye gelsin. Tüm durumlar 36. 20/36. Bu sadeleştirecek olursak 4'e bölüyorum. 5/9'dur arkadaşlar. Boyalı gelme olasılığı diyoruz. 10. soruya bakıyorum. 1'den 30'a kadar olan doğal sayılar aynı büyüklükteki kartlara yazılıp boş bir kutuya konuluyor. Torbadan rastgele çekilen kartın üzerinde yazan sayının 30'un çarpanlarından biri yazma olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle hemen 30'un çarpanları bir hatırlayalım arkadaşlar. 1/30, 2/15, 3/5'tir. 30'un arkadaşlar, 3/10, 5/6'dır arkadaşlar. Kaç tane var burada? 8 tane arkadaşlar 30'un çarpanı var. 8 tane 30'un çarpanı var. Toplam 30 sayı atmıştık. Olasılık eşittir diyorum. İstenilen arkadaşlar 8 tanesinden gelmesi. Tüm durumlar 30 tane. O zaman olasılığımız 8/30'dur. Sadeleştirelim arkadaşlar. 4/15 olur sorumuzun cevabı. Evet. 11. soruya bakıyorum. Yanda verilen şekil dikdörtgen ve kareden oluşmuştur diyor arkadaşlar. Buna göre bu şekle isabetli ok atan bir kişinin attığı okun boyalı bölgeye gelme olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle karenin alanına bakalım. Karenin alanı arkadaşlar bir kenarı 4. Bu sorular arkadaşlar alan sorusu, bilgimiz olsun. 4/4 karenin alanı arkadaşlar 16 birim karedir. Dikdörtgenin alanı ...12/8... ...96 birim karedir. Evet, ben ne istiyorum arkadaşlar? Boyalı bölgeye bakıyorum. Boyalı bölge dediği yer şu 96'dan arkadaşlar 16'yı çıkardığım zaman bulacağım bölgedir. Boyalı alan, çünkü oraya gelsin istiyorum. Boyalı alan. Boyalı alan. 96-16 ne yapar? 80 yapar arkadaşlar. Olasılık olarak ben ne istiyorum arkadaşlar? Olasılıkta istenilen böyle tüm durumlar demiştik. İstenilen arkadaşlar 80'e gelmesi. Yani boyalı alana gelmesi. 80/ tüm alan arkadaşlar 96. Şimdi hem 80'e hem 96'yı arkadaşlar 16'ya bölebiliriz. 16 ile sadeleştirelim.
80-16'yı bölersek 5 bölü 90-16'yı bölersek 6'dır olasılığımız diyoruz arkadaşlar. Evet, 12. soruya bakıyorum. 723.569 sayısının basamaklarındaki rakamlar aynı büyüklükteki toplara yazılıyor. Rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının 3'ün katı olma olasılığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi toplarımız neler arkadaşlar? Topun üzerine yazacağım sayılar 7, 2, 3, 5, 6, 9. Kaç tane? 6 tane. Bu neye gerekli arkadaşlar? Tüm durumlar için gerekli. Peki ne istiyorum? 3'ün katı olsun. Yani 3, 6, 9 olsun istiyorum arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Şurası 3 arkadaşlar. 3, 6 ve 9 olsun arkadaşlar. Bunlar kaç tane? 3 tane. Evet. Şimdi olasılık değeri arkadaşlar. Olasılık. İstediğim arkadaşlar benim 3. Tüm durumların sayısı 6 idi. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bizim için olasılık değeri diyoruz. Evet, 13. soruya geçiyorum. İçerisinde aynı büyüklükte 8 mavi, 4 yeşil, 6 kırmızı top bulunan bir torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığından kaç fazladır diyor. Hemen arkadaşlar ne yapalım? Toplam top sayıma bakıyorum. 8 tane mavi, 4 tane yeşil ve 6 tane kırmızı var. 6, 4 daha 10, 18 tane top var arkadaşlar. 18 tane. Şimdi ne istiyoruz arkadaşlar? Kırmızı olmasını bulalım. Kırmızı. İstenilen arkadaşlar kırmızı kaç tane? 6. Toplam durum 18. 6 bölü 18'dir. Daha sonra maviyi buluyoruz arkadaşlar. Mavi dedik. Mavi olasılığı. Yine toplam durum 18. Mavi arkadaşlar 8. O halde 8 bölü 18. 6 bölü 18'den kaç fazladır dedi. 8 bölü 18'den 6 bölü 18 çıkarıyorum. 2 bölü 18 kalır arkadaşlar. Demek ki 2 bölü 18 fazladır diyoruz. Bunu da sadeleştirecek olursam 1 bölü 9 olur diyoruz. Evet, 14. soruya bakıyorum. Bir torbadaki yeşil ve mavi topların sayıları toplamı 40'tır. Bu torbadan rastgele seçilen bir topun mavi gelme olasılığı 2 bölü 5'tir arkadaşlar. Buna göre yeşil top mavi toptan ne kadar fazladır diyor. Arkadaşlar olasılığı yaptığımız yetkinliklere de gördük. Ne yapıyoruz? En sade halini düşünüyoruz. Şimdi toplam top sayısı 40 arkadaşlar. Biz mavi top sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdi mavinin olasılığı 5'te 2 idi arkadaşlar. Bu 5'te 2 en sade hali. Öyle düşünüyorum. Şimdi ben 5'i ne yaparsam arkadaşlar 40 olur. 8'de çarparsam. O halde maviyi bulabilmek için 2'yi arkadaşlar 8'e çarpmamız gerekiyor. Mavi eşittir 2 çarpı 8'den 16 tane mavi var diyorum. O halde 40'tan 16'yı çıkartırsam arkadaşlar şu 16 mavinin sayısı. 40'tan 16'yı çıkarıyorum. 24 arkadaşlar. Bu 24 nedir arkadaşlar? Yeşil topun sayısı. Yeşil top maviden ne kadar fazladır dedi. 24 eksi 16 çıkarırsak arkadaşlar 8 fazladır diyoruz. Evet, 15. soruya bakıyorum. Haftanın günleri aynı büyüklükte kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu kutudan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan günün C harfiyle başlama olasılığı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazardır arkadaşlar. 7 tane toplam günümüz var. C harfiyle başlayanlar cuma ve cumartesi arkadaşlar. İstenilen durum arkadaşlar kaç tane? 2 tane. O halde olasılığımız olasılık eşittir. İstenilen 2. Toplam durum 7 idi arkadaşlar. 2 bölü 7'dir diyoruz. 16. soruya bakıyorum. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne gelen sayının asal olma olasılığı kaçtır? Yüzde kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar zarı attığım zaman 1, 2, 3, 4,
5 ve 6 gelebilir. Bunlar 6 tanedir. Ne istiyorum? Asal istiyorum arkadaşlar. Bunların arasındaki asal sayılarımız 2, 3 ve 5'tir arkadaşlar. Bu da 3 tane. İstediğimiz durum arkadaşlar, olasılık eşittir İstenilen bölü tüm durumlarda. İstenilen 3 tane arkadaşlar. Tüm durumlar 6 tane. Sadeleştirsem 1 bölü 2'dir. Yüzde istedi arkadaşlar. O halde 50 ile genişletiyorum. Yüzde 50'dir arkadaşlar. Evet, buraya yazamadık arkadaşlar. Düzeltiyorum. Evet. Yüzde 50'dir. Bunu da yüzde sembolüyle yazacak olursam %50 olur arkadaşlar sorumuzun cevabı. 17. soruya bakıyorum. Aynı büyüklükteki 4 mavi, 5 kırmızı ve 8 yeşil top bir kutuya atılıyor. Buna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun yeşil olmama olasılığı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle yeşil olmasını bulalım. Daha sonra arkadaşlar yeşil olmaması demek bunun birden çıkarılması demekti. Şimdi toplam top sayımız 4, 5 ve 8'in toplamı arkadaşlar. 4, 5 daha 9, 8 daha 17 tane. Yeşil olması toplam 17 idi. Yeşil sayısı 8 arkadaşlar. 18 de 7'dir. Yani 8 bölü 17'dir. Yeşil olmaması demek arkadaşlar. Çünkü olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı 1'di arkadaşlar. O halde ben bir bütünden 8 bölü 17'yi çıkarıyorum arkadaşlar. 1'den 8 bölü 17'yi çıkarırsam gizli payda 1 diyorum ve 17 ile genişletelim. 17 de 17 eksi 8 bölü 17 çıkarsak arkadaşlar 17 eksi 8 9 bölü 17 olur. Ne arkadaşlar? Yeşil olmaması. Şöyle de yapabiliriz. Yeşil değilse arkadaşlar 4 tane mavi, 5 tane kırmızıdır. 4, 5 de arkadaşlar yine 9 olur. Buradan da yapabilirsiniz diyelim. Evet, 18. soruya bakıyorum. Bir kalem kutusunda aynı büyüklükte 3 kırmızı, 1 mavi kalem vardır. Kalem kutusuna en az kaç kırmızı kalem daha konulursa çekilen bir kalemin kırmızı olma olasılığı %80 olur diye soruyor arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar kaç kalemimiz var bizim? Toplam 4 kalemimiz var. Ne istiyoruz? Kırmızı için oran yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda 4'te 3'tür. Şimdi kaç kalem daha koyarsam diyor arkadaşlar. Koyacağım kalem arkadaşlar kırmızı olsun istiyorum. Diyelim ki X kalem koydum. Bu X kalem arkadaşlar aynı zamanda torbaya koyduğum için bunu da 4 artı X olarak düşünüyorum. Koyulan kalem kırmızı olsun istiyoruz çünkü. Bu nedir diyor arkadaşlar? %80'dir diyor. Evet. Buradan arkadaşlar %80'i sadeleştirerek yazayım. 3 artı x bölü 4 artı x. %80'i sadeleştirirsek 4 bölü 5'tir. Buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 ile 4 artı x'i çarpıyorum. 16 artı 4 x eşittir. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15 artı 5 x. 4 x'i buraya atıyorum arkadaşlar. 15'i bu tarafa atıyorum. 5x eksi 4x eşittir 16 eksi 15. 5x'ten 4x'i çıkardım. X 16'dan 15 çıkardım. 1'dir arkadaşlar. Demek ki biz bir tane daha kırmızı kalem koysaydık %80 olacaktı arkadaşlar. Kırmızı gelme olasılığı diyoruz. Evet gençler, burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.